Merhabalar, ben Gökcan Tazeler. Trakya Üniversitesi'nde İngilizce okutma olarak görev yapıyorum. Ve bu göreve 20 Ekim 2011 tarihinden itibaren devam etmekteydim. Ben bu kadroya başvururken zaten YÖK ilanında aynen bu şekilde bir açıklama vardı. Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'na görevlendirilmek üzere İngilizce okutmanı alınacaktır. Ben bu şartla bu kadroya başvurdum ve yaklaşık 2,5 yıldır görevimi yerine getirmekteydim. Fakat hakkında 16 Aralık'ta çıkan yeni bir görevlendirmeyle 2547 sayılı 13B4 bandına dayanan maddeye göre rektör bey beni Edirne merkezi apar topar gerekçe ve mazeret göstermeden görevlendirmiştir. Dönem içinde görevlendirildiğim için üniversite öğrencileri mağdur olmuştur. 2 haftada ders işleyememeklerdedir. Hala yerlerine resmi olarak atanan bir hoca yoktur. Ve öğrenciler dersi giremediği için mağdur durumdalardır. Aynı şekilde dönem içinde ben görevlendirildiğim için ve bana herhangi bir mail izni verilmediği için, eşimin işi burada olduğu için, evim burada olduğu için ben de mağduruma düştüm. Olayın gelişi şu şekilde başlamıştır. Geçen yıl bütünleme sınavına sorduğum sorulardan dolayı bir öğrenci beni BİMER'e şikayet ediyor ve Gezi Parkı'yla beni ilgilendiriyor. Hiçbir bağlantım olmamasına rağmen, sorularımla hiçbir alakası olmamasına rağmen öğrenci şikayeti üzerine sınav sorularımla ilgili inceleme başlatıldı. Sorularım şu şekildeydi. Bunlar İngilizce olaraktan öğrencinin kompozisyon yani writing yapma becerisini ölçme amaçlı sorulan sorulardı. Konu başlıklar işte Atatürk kimleri gibi bunu İngilizce anlatacaktı. Diğer bir soru ise işte Türk genci olaraktan görevleriniz nelerdir şeklinde yine İngilizce anlatacak şeklinde. Ve diğer bir soru ise milli maaşlar ne anlama gelir şeklinde sorulardı. Bir diğer sorum ise işte daha sonra bir soru değil de soruda geçen bir örnek isim. Tıpkı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hakan gibi herhangi bir isimdi. Ben de isim olaraktan Tayyip Ç'yi kullanmıştım. Yani Tayyip Ç herhangi bir isimdir. Benim bir arkadaşım da daha doğrusu liseden kalma bir arkadaşım. Adı Tayyip Çağdır'dı. Ben onu yad ederekten bu ismi kullandım. Ve öğrenci bunun Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia ederekten beni Gezi Parkı'na ilişkilendirilmişti durumda ve okula inceleme yapmıştır. İlk inceleme sonucunda Sinan hocamız tarafından yapılmıştı zamanında. Olayın kapandığını zannediyorum çünkü aradan aylar geçmişti. Fakat Kasım ayı gibi Uğur Hoca tarafından tek yerden bir inceleme yapıldı. Yine aynı şekilde aynı sorular soruldu, aynı şekilde cevaplandırdım. İnceleme sonucunda hakkımda soruşturma açıldığını yaklaşık 12 Aralık'ta öğrendim. Soruşturma açıldı ve 19 Aralık saat 10'da Perşembe günü soruşturmacı yardım doçent Uğur Taşkın tarafından soruşturulmak üzere sorguya çekilmek üzere olasına çağrıldım. Ben de olasına gittim. Soruşturma yazılı olaraktan yapıldı. Yazılı olaraktan bana sorular sorulmuştu. Sorular aynen şu şekildeydi. İlk 3 soru yani Atatürk kimdir? Milli maaşlar neyi anlama gelir? Ve Türk genci olaraktan görevimiz nedir? Bu 3 sorunun siyasi amaç güttüğünü, öğrenci arasında ırkçılık, ayrımcılık yaptığının farkında değil misiniz şeklindeydi. Atatürk'ü sormanın veya işte Türk gençliğinin görevini sormanın ne zaman ayrımcılık olduğunu ben bilmiyorum. Böyle bir şey varsa zaten pes diyorum artık. Çünkü bu okulda Trakya Üniversitesi'nde ve bütün üniversitelerde ilkokuldan itibaren Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi dersleri var. Ben suç işliyorsam siz de suç işliyorsunuz şeklinde cevap verdim. Bu soruların hiçbir siyasi amaç gütmediğini belirterekten soruları cevaplandırdım. Diğer soru ise işte Tayyip Ç'de kimi kastettiğinizi, hani bunu niye taktığını anlamadım. Bu benim bir özel arkadaşım da olabilirdi. Sıradan bir arkadaşım yazdım. Tayyip Ç'ye liseden kalma eski bir arkadaşımdır. Onu iade ettim. O aklıma geldi. Onu yazdım. Bunun hiçbir kimseyle alakası yoktur diye cevaplandırdım. Bu savunmadan sonra yaklaşık 4 veya 5 saat sonra saat 2.30'da Çetin Bey beni arayıp Yüksek Okul Sekreteri Çetin Topçu. Hocam bir evrağınız var dedi. Okula gelin dedi. Okula gittiğimde evrağa baktığımda görevlendirme kağıdı olduğunu gördüm. Ve görevlendirme kağıdı 16 Aralık'ta onaylanmış. 17 Aralık'ta okula gelmiş fakat 19 Aralık saat 2.30'a kadar benim soruşturmamdan, savunmamdan 4 saat sonrasına kadar tarafıma verilmiyor. Ve ben bu kağıdı alırken Çetin Bey'e tarihi sordum. Çetin Bey bugün ayın kaçı dedim. Ne yapacaksınız dedi. Bu tarihte tebliğ alırım dedim. Ha dedi. Ben de tarihi yazaraktan tebliğ aldım. Tebliğ alış tarihinde 19 Aralık saat 2.30 olduğu için kağıt üzerinde zaten soruşturmanın hiçbir bağlantısı görünmüyor şu an bu görevlendirmenin. Çünkü 16 Aralık'ta onaylanmış, soruşturma 19 Aralık'ta yapılıyor. Ama işin garip yanı bana 3 gün boyunca okulda tutulan bu evrak verilmiyor ve benim savunmamdan sonra veriliyor. Benim anladığım şudur ve siz de anlarsınız ki ben hiçbir suç işlemedim gayet ortadadır kağıt üzerinde. Benle ilgili bir suç bulamadıklarını düşündüğüm için beni bu şekilde cezalandırıyorlar. Yetkinin, rektörün yetkisidir, hakkıdır. Beni istediği yere görevlendirebilir, ben görevimi yerine getiririm. Fakat bana görevimle ilgili ne bir gerekçe, ne bir süre, ne bir izin, ne bir hak tanınmıştır, ne de istek sunulmuştur. Çünkü ben bu okula zaten Keşan Yusuf Çapraz'da 34 saat derse giriyorum. Diğer hocamız Manoli Aşık Öztürk'te 36 saat derse giriyor. Yani fahri olaraktan biz toplamda 10 saat giriyoruz. Ben 4 saatin parasını almıyorum.
Bana ödeyeceğimiz 6 saatlik parasını alamıyor. Biz 3. bu hoca isteğimizde dönem başındayken bize söylenen cevap şuydu. Okulun parası yok, hoca bulamayız. Derslere ya Fahri girin ya birleştirin sınıfları. Sınıflar zaten 80 kişi dedim hocam. Nereye birleştiriyorsunuz yani? 80 artı 80, 160 tane öğrenci alacak bina yok zaten. Sınıf yok bu okulda. Fahri girerim ben dedim. Öğrenci mağdur olmasın dedim. Kalabalık bir şekilde ders işlenmez zaten. Zaten 60 kişi kalabalık. Tamam dedim. Olay kadar yapalım. Bana bu okula bu şekilde ihtiyaç varken, 3. bu hocaya ihtiyaç varken dönem ortasında beni hiçbir gerekçe göstermeden boş olan bir büroya görevlendirdiler. Zorunlu servis dersleri koordinatörlüğü diye. Fen bilimleri enstitüsü binasında olan iki tane memurun da içeride oturduğu bir bölüme. Oraya gittiğimde görev yerime, ben burada ne iş yapacağım dediğimde biz de bilmiyoruz dediler. Oturursun burada bakarız dediler. Bir hoca rapor alır, bir hoca sakatlanır, onun yerine gidersin dediler. Yedek okutman diye bir şey varmış, yeni öğrendim yani. Bilin yedek oyuncu konumuna düşürüldüm. Daha sonra durumumla ilgili dilekçe yazdım personel daire başkanına. Görev süremin belirtilmesini, görev süremin neden görevlendirmemin neden yapıldığını, dönem ortasında olduğu için mağdur edildiğimi, beni izin istediğimi söyledim ve bununla ilgili herhangi bir cevap verilmedi. Bu dilekçeyi yazmadan önce de Trakya Üniversitesi personel daire başkanı olan Yılmaz Savaş tarafına sorular yönelttim. Yanına gittim, sayın hocam dedim, ben neden görevlendirildim? Bilmiyoruz dedi. İhtiyaç varmış dedi. Rektörün hakkı bu dedi. 2547 13B4'e dayanaraktan seni istediğimizde de görevlendiririz dedi. İyi hoş dedim. Bana bir süre verin dedim. Benim eşim öğretmen. Evim Keşan'da. Ben bunları yanıma alacağım. Evimi taşıyacağım dedim. Süre nedir dedim. Bana tavrını şuydu. Süre yok dedi yani. 2 hafta olur, 2 ay olur. Belli olmaz dedi. 2 ay sonra belki geri göndeririz dedi. Veya başka bir yere yollarız dedi. İhtiyaç nerede olursa oraya yollayacağız dedi. İyi dedim. Peki teşekkür ederim. Peki yolluk ne olacak dedim. Hani daha sonra işte Keşan'da kadrom görünüyor hala. Çünkü özlük dosyam her şeyim bu okula ait hala. Çünkü oradaki amirim bana geçici geldiğini söyledi. Peki dedim günlük olarak da yolluk verecek misiniz? Senin kadron zaten rektörlük olduğu için merkezde olman gerekiyor dedi. O yüzden dedi yolluğa o kadar güvenli yolluk vermeyebiliriz dedi. Ona da eyvallah çektikten sonra Keşan'a döndüm. Ve perşembe günü okula geldiğimde öğrencilerden sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapıldığını gördüm. Öğrendim daha doğrusu. Yüksek Hukuk Sekreterliğinden açıklama. Bunu yapan öğrenci temsilcisidir. Burak Gök, Seçkin, yanlış söylemeyeyim Seçkin soy ismini hatırlamıyorum. Kayapınar'dı galiba. İki tane öğrenci temsilcisi sosyal medyada ve sınıflarda şu şekilde açıklamalar yapmış. Yüksek Hukuk Sekreterliğinden alınan bilgiye göre okulumuzda İngilizce okutmanı Gökcan Tazeler Gezi Parkı ile ilgili sorular sorduğu için soruşturma geçirmiş ve merkeze alınmıştır. Bu açıklamayı Yüksek Hukuk Sekreterliğine yapmıştır. Bilginize diyerekten hakkında bir karalama kampanyası var. 1. Benim soruşturmam 16-19 Aralık'ta ve devam eden bir soruşturma gizli tutulması gerekir ve sonuçlanmamış bir şey. Benim görevlendirme tarihim 16 Aralık. Yani soruşturma ilgili herhangi bir bağlantısı yok kağıt üzerinde. Ama Yüksek Hukuk Sekreteri Çetin Topçu haddi ve yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcilerini arayıp yanına çağıraraktan sırf beni karalama amaçlı bunu yapmıştır. Bu görünen bir şeydir. Bu olay duyduktan sonra Çetin Topçu'nun yanına gittim. Çetin Bey dedim. Böyle böyle öğrenciler bir şeyler paylaşmış. Böyle böyle söylüyorlar. Bilginiz var mı? Ben öyle bir şey demedim. Öğrenci yanlış anlamış. Ben onlara sadece evraklarınızı gösterdim. Ne evrağı dedim? Soruşturma evraklarınızı. Peki dedim. Öğrenciler yanlış anlamıştı. Öğrenciler sizden özür dilesin dedi. Peki Çetin Bey dedim. Teşekkür ettim. Daha sonra müdür yardımcısı Süleyman hocamızın yanına gittim. Süleyman hocaya durumu izah ettim. Çetin Bey'in bir yanlış yaptığını, lütfen uyarılması gerektiğini söylediğimde, lütfen bizi muhatap etmeyin. O senle onun arasında dedi. Git kendin konuş dedi. Peki dedim Süleyman hoca. Ondan sonra döndüm Uğur Hoca'nın yanına gittim. Aynı şekilde Uğur Hoca'ya da söyledim. Uğur Hocam dedim, Çetin Topçu adlı Yüksek Hukuk Sekreterimiz böyle böyle soruşturmamın gizliliğini ihlal etmiştir. Öğrenci temsilcilerini yanına çağıraraktan yetkisi olmadığı halde hakkında bilgiler paylaşıp beni karalamaya çalışmıştır. Bu adamın uyarmasını talep ettim. Uğur Hoca'nın verdiği tek cevap şuydu, onun adına özür dilerim kusura bakmayın. Ben dedim sizin özrünüzü istemiyorum. O kişiyi çağırın buraya uyarın. Ya uzatmayalım dedim. Peki dedim hocam teşekkür ederim dedim. Daha sonra odadan çıktım. Bir tane dilekçe hazırladım. Dilekçemde aynen şunlar yazıyordu. 19 Aralık saat 10'da tarafıma yöneltilen soruşturmanın nedeni, soruşturma soruları ve verdiğim savunmanın birer nüshasının tarafıma tebliğ edilmesini, bunu avukatıma ileteceğimi yazan bir dilekçe verdim. Seda Nur Hanım okulun sekreteri odasında olmadığı için telefonla aradığında birazdan geleceğini masaya bırak ben hallederim dedi. Ben de aramızdaki ikili ilişkilere güvenerekten Seda Hanım'a zaten arkadaşınızdır zaten 2 yıldır çalışıyorum. Bırakırım dedim. Daha sonra sizden evrak kaydımı alırım dedim. Olur Gökcan hocam dedi. Dilekçeyi masaya bıraktım. Aradan 2 saat geçti sonra aradığımda bana verdiği cevap şuydu. Çetin Bey dilekçeyi masadan aldı. Evrak kayda geçmemi istemedi. Alıp götürdü dilekçeyi. Dilekçem nerede dedim. Ben de bilmiyorum dedi. Çetin Bey aldı gitti dedi. Yine sesimi çıkarmadım. Cuma günü tekrar okula gittim.
saat 3 gibi ne müdür bey vardı okulda ne de Çetin bey vardı. Okulda olması gerekirken okulda değillerdi. Ben de dilekçe yazdım tekrardan. Bir yine tekrardan savunmamla ilgili dilekçe verdim. Bir diğeri Çetin bey'in soruşturmamla ilgili gizliliği ihlal ettiği ve öğrencilere hakkında kara propaganda yaptığı için suç işlediğini ve bu kişinin hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğini talep ederekten dilekçeleri verdim. Seda Hanım'la evrak kaydı işlettirdim. Evrak kayıt numaralarını alıp dilekçelerin birer nüshasını aldıktan sonra her zaman olduğu gibi 2 yıldır verdiğim halk eğitim kursuna gelmek için saat 6'da okula veriyoruz biz bu kursu 2 yıldır öğrencilerimize. Halk eğitim kursu için okula geldiğimde saat 6'da güvenlik elemanları mahcup bir şekilde ve üzgün bir şekilde "Hocam kusura bakmayın sizi okula alamayız. Emir geldi. Odanızı apar topar boşaltmanızı güvenlik eşliğinde ve güvenlik eşliğinde okuldan çıkartılmamız emrediydi." "Neden?" dedim. "Nedenini bilmiyorum hocam." dedi. "Soramadım." dedi. "Bize gelen emir bu. Çok özür dilerim." dedi. "Ama görevimi yapmak zorundayım." diyerekten ben de odama çıktım. Eşyalarımı topladım. 40 tane öğrenci derse gelmişti, kursa gelmişti. Bu öğrenciler de mağdur oldu ve orada üstten çıkacaktı neredeyse. Ben sakin olmamın, güvenlik elemanının bununla ilgili hiçbir suçu olmadığını, bu tamamen idarenin bir suçu olduğunu ve benim bir akademik personel olaraktan Trakya Üniversitesi'nin bir öğretim görevlisini hangi hapla, hangi gerekçeyle bu okul müdürünün veya emri veren okul yetkilisi kimse artık, Çetin Topçu olabilir, müdürü olur, müdür yardımcısı olur, artık kim verdi yetkiyi bilmiyorum. Hangi hakla beni okula almadığını merak ediyorum gerçekten. Çünkü Uğur Hoca'yı aradığımda cevap vermedi bana telefonlarıma. Daha sonra okula apar topar gönderildim. Olay bundan ibarettir. Diyecek başka bir şeyim yok. Çetin Topçu ve okul yönetimi ve Trakya Üniversitesi bildiğiniz bana mobbing yapmaktadır. Yıldırmaya çalışıyorlar. Hakkında sürekli iftiralar atılıyor okula. Öğrenci temsilcilerine yapılan baskılar var ve aynı şekilde öğrencilere yapılan baskılar var. Bu baskılar öğrenci temsilcilerinden iki tane öğrenci arkadaşımız arkamda duracak şekilde itiraf ettiler. Müdürün şu konuşmayı yaptığını söylediler. "Sakın ola sağla solla bir daha böyle bir açıklamayı, soruşturmamla ilgili Çetin Bey'in yaptığı açıklamayı ondan duymadığınızı, sadece birinden duymadığınızı ve bunu bu şekilde lanse etmenizi ve hocana özür dilemenizi istiyorum" dediğini öğrenci temsilciden duydum. Müdürün 5 tane öğrenci temsili yaptığı toplantı sonucunda bu kararı vermiş. "Çetin Bey'den duymadınız böyle bir şeyi, birinden duydunuz, gidin özür dileyin hocadan" diyerekten sosyal medyada benim tarafıma tekrardan özür diledi bu öğrenciler. Ben de öğrencilere söylediğim cevap şuydu. Özür dilemesi gereken siz değilsiniz. Altta açıklamada durduğu gibi yüksek hukuk sekreterliği yapmıştır bu açıklamayı size. Ve sizi maaş olarak kullanmıştır. Özür dilemesi gereken biri varsa siz değil, onlardır diyerekten cevaplandırdım. Ve olay burada bitmiştir. Devam ediyor hala. Ben haftaya idari davam açacağım ve aynı zamanda mobbing davası açacağım. Aynı zamanda da Çetin Bey'in idari işlemleri engellediği için ve haddi olmayan işleri yaptığı için savcılıkta suç duyurusunda bulacağım. Bütün olay bundan ibarettir. Okulda yaklaşık 900 tane öğrencim vardı benim. 34 saat dersine girdim. Bu öğrenciler 2 haftada doğru düzgün ders işleyemiyorlar. Yeni gelen bir hoca var ve eminim gayri ismi atanmıştır. Çünkü bir hocayı tekrardan göreve almak apar topar bir haftada olacak bir şey değildir. Kağıt üzerinde bir hoca yoktur şu an yasal olaraktan. Hoca sadece başvurusunu vermiş. Bunun olaylanması, bütçe çıkarılması, kadroya geçirilmesi. Nereden baksan en az 2-3 hafta alacak süreçtir. Şu an okulda gayri resmi olaraktan bir hoca bulunmaktadır. Ve bu hoca ders saatleri zaten hepsine giremediği için hala dersine hiçbir hoca girmeyen öğrenciler vardır. Bu adamlar 2 haftada ders göremiyor. Ve bir dersin bir hayat kurtaracağını bilmiyorsa bu okul yönetimi zaten ben bir şey demiyorum. Bir insan bir soru öğrenerekten bir puan fazla alaraktan bir başka işe girebilir. Bir puanla bir üniversiteyi kaçırabilirsiniz. Bu okulda akademisyen olmak isteyen öğrencilerim vardı, son sınıf öğrencilerim. Ben bunlara yol gösteriyordum. Ben bunlara ALES çalıştırıyordum. Ben bunlara YLS çalıştırıyordum. Ve bu öğrenciler bana yapılanları gördükten sonra lanet olsun akademisyenliğe diyerekten meslekten soğudular. Bunun sebebi bu okul yönetimidir, bu Trakya Üniversitesi'dir. Başka bir şey demek de istemiyorum.